HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerilerinizle ilgili 0212 360 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii günün programına bir göz atalım. Ondan sonra zaten detaylı bilgiyi vermek istiyorum. Bugün 19. hafta maçları başlıyor. Yani ilk yarıyı bu hafta sonu tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta ligin ikinci devresi başlamış olacak. Günün programına baktığımızda saat 19'da Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor maçı var. Saat 20'de Galatasaray Atakaş Hatay Spor maçı var. Detayına şimdi girelim. Lider Galatasaray devreyi 8'de 8 yaparak kapamak istiyor. Sarı kırmızılarda cezalı Mertens ile sakatlıkları süren Kazımcan ve Ross forma giyemeyecek. 4 maçtır galibiyet hasreti olan Hatay Spor'da sakatlıkları bulunan Burak Öksüz, Kevin Sony Galatasaray maçında görev alamayacaklar. Galatasaray Hatay Spor'u konuk edeceği maç Nefs Stadyumu'nda, demin de söylemiş olduğum gibi saat 8'de başlayacak. Muhtemel 11'e baktığımız zaman Galatasaray'ın kalede Mustera'yı görüyoruz. Boy, Nelson, Abdurkedin Bardakçı, Dubois, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Raşika, Kerem, Aktürkoğlu ve Icardi 11'e çıkması bekleniyor. Ligde 15. sırada bulunan ve düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas Spor'da bugün deplasmanda 9. sıradaki Kayseri Spor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda maç 19'da gözüküyor. Bazı gazeteler bugün maçı 17 yazmış ama maç 19'da ve Arda Kardeşler yönecek. Euroleague'de 5 maçlık yenilgi serisini Panathinaikos karşısında sonlandıran Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i 79-71 mağlup ederek 2-2 yaptı. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aykün Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Zihni 68'lik eski spor adamı. Maşallah Zihni Bey. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İnanır mısın Aygün, bak seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. 3 gündür her sabah ortalama olarak. Hı hı. Tamam mı? Barış'ın programından senin programına kadar bağlanmak istiyorum. Senin programından 11'e kadar bağlanmak istiyorum. Ha şimdi nasip oldu. Vallahi bak. Evren Dede diye bizim burada Boztepe'de bir yatırımız var. Ama hakik evliya yani. Evren Dede, onun mekanından arıyorum şimdi. Dileklerimiz kabul olsun o zaman. Dileklerimiz kabul olsun inşallah. Tabii inşallah. Aygün Bey, ben buyurun şimdi size. Eski Trabzonspor, hepsi beni tanır. Eski topçuların yani 70'li yıllarda sonrakilerde. Ben şöyle düşünüyorum. Bizim Ahmet Ağoğlu'na birkaç sözüm var. Buyurun. Efendi. Şimdi Ahmet Ağoğlu'nun dinlettirdiğini biliyorum. Ahmet Bey, başkanım, sana şunu söylüyorum. Hocamız çok güzel konuştu. Gerçekleri söyledi. Ben her şeyi denedim. Ve bu işin altından kalkamadım. Sayın başkanım, sen destek veriyorsun. Taraftar destek veriyor. Güzel. Ben de veriyorum. Hı hı. Ve kimse demiyor ki Abdullah Avcı hoca değil. Bunu kimse demiyor yani. Doğru. Bunu demeye kimsenin de hakkı yok. 38 seneden sonra takımı yani şampiyon yaptı. Uçurdu yani, öyle bir. Hı hı. Şimdi bunları düşünerekten ben şunu düşündüm. Kulakları cinlasın. Sergen ne dedi? Her şeyi denedim. Olmadı yaptım, dedim. Ettim, eyledim. Olmadı. Ne yaptılar? Sergen'e oturdu, konuştular, beraberce karar verdiler. Sayın Başkanım bak, ben Abdullah Avcı da yanlış yapıyor diyorum, sen de yanlış yapıyorsun. Yönetim kurulu olarak bir daha oturun konuşun, bakın anlaşarak her şey olur. Ben kimse istifa etsin demiyorum. Anlaşarak bu işi çözün. Bak bu hafta inanır mısın? Belki 30 bin 40 bin olur. Bak geçen 5 bin kişi vardı. Evet, bu hafta görüşürüz. Bu hafta ben, yoğun ilgi varmış maç biletlerine, doğru. Çok yoğun ilgi var. Bak sana, size şunu söyleyeyim. Taş kaza olmaz da bir beraberlik halinde bile hem yönetim hem hoca istifa diye bağırırsa 40 bin kişi hiç şaşırma. Ahmet Bey başkanım bak, sen aynı yaştayız. Şunu diyorum sana. Sen Trabzonspor'a çok büyük hizmet ettin. Bunu hiç kimse inkar edemez. Ama gençleri var ya, hep ağlattın.
Hep niye biliyor musun? Sevinçten ağlattın yüz binleri. Bütün dünyada bunu ben biliyorum. Ve şunu sana söylüyorum. Sen de bu Trabzonspor'dan tamam mı? Gelecekte ben sana şunu söylüyorum. Trabzon'u vekil olarak ve bakan olarak temsil etmeni istiyorum. Siyasete gir. Çünkü o senin hakkındır. Bunu Trabzonlu da seni %99.9 destekler. Ben açık söyleyeyim sana. Biliyorum dinlettirdiğini. Onun için hepinize saygılar sunuyorum. Bütün takımlarımıza Avrupa'da ve Türkiye'de saygılar sunuyorum. Öpüyorum Abdullah Bey seni de. Abdullah Avcı. İyi de onu da tanıyor. Evirin de Ahmet Bey seni de öpüyorum başkanım. Aygün'üm çok çok, çok teşekkürler. Kendinize bu iyi bakın. Bana her zaman her zaman Zeynep. Oh, rahatladım valla. Hoşça kal. Sağ olun, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi tabii Abdullah Avcı kısmına Zeynep Bey tabii ki görüşlerine her zaman saygı duyuyoruz. Uzun yıllar Trabzon'da futbolun içinde olmuş bir kişi. Ve camiayı çok yakından bilen bir kişi. Ama şunu da söylememizde fayda var. Yani Abdullah Avcı evet o cümleleri kullandı. Ama bir B planı yok Trabzonspor'un. Yani B anlamında kimi getireceksin? Yani bir alternatif isim yok. Ondan dolayı yani şu ortamda bir değişimin Trabzonspor'u çok daha geriye götürebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra dolayı tabii şu var. Artık her dakika, her saniye, her mağlubiyette taraftarla Abdullah Avcı'nın arası eskisi gibi değil. Yani koptu biraz. Onu da belirtelim. Taraftar, eski taraftar artık stadı doldurmuyor. Esten mesela hangi maç olursa olsun Trabzon'a hem yurt içinden hem yurt dışından her yerden, deplasman anlamında değil de her yerden insanlar akın akın gelirlerdi. Stad full çekerdi. Bilet bulamazdınız. Şimdi maalesef taraftarlar maçları doldurmuyor. İşte bakalım şu anda şöyle bir şansı var Abdullah Hoca'nın da tabii. Onu da belirtelim. Bu hafta Medipol, Başakşehir iç saha. Bir de önümüzdeki hafta yani ikinci yarının ilk maçı İstanbulspor maçı. O da iç sahada olacak. Yani iki maçın arka arka içeride olması Abdullah Avcı açısından da bir avantaj. Demin de Zeynep Bey'in dediği gibi eğer bir beraberlik olursa tabii ki çok büyük sıkıntılar olabilir Trabzonspor'da ama bu iki maçı kazandığı zaman Abdullah Avcı biraz daha nefes alacak gibime geliyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, transfer dönemi de hızlı başladı. Biliyorsunuz Galatasaray Uğur Çiftçi'yi aldı. Fenerbahçe transferler yapıyor. İşte Hacı Wright kapışması var. Bunların detaylarına zaten birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın Aygün Bey. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler. Sağ olun size de. Kimle görüyoruz? Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun. Çok şükür. Ben Erhan adına Demirspor. Yine ben. Buyurun, hoş geldiniz. Aslında şunu söyleyecektim demin. Aklımdan geçti reklam arasında. Hakikaten iyi kalpli insanmışım ben ya. Sayın Sancağı verilen cezayı konuşacaktım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 75 gün hak mağlumiyet cezası vermiş. 70 bin lira da para cezasıyla çarptırılmış. Ya insan çağırır der ki ya Sayın Murat Sancak, siz bunu söylüyorsunuz, bu bilgiyi size kim verdi diye bir sorar. Yani sormadan ya insanlar konuşamıyor ya bu ülkede. Hakikaten sporda konuşamıyorlar. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kimseye konuşturmuyor. Herkes hak mağlumiyet cezası. Buyurun. 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 Sayın Aygün Bey, öncelikle şunu söyleyeceğim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkede bir kez konuşamayan sağır arkadaşımıza ceza kesen federasyondan bahsediyoruz. Evet. Evet, maalesef doğru. Doğru. Yani öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yarın Ankara Gücü maçımız var. Ankara'dan Adana'ya gelecek olan bütün Ankara Gücü taraftarlarına kazasız belasız gelip gitmelerini hatırlıyorum. Aman çok dikkat etsinler. Teşekkürler. Doğru. Bu dostluk karış bari kardeşliktir. Hakemle mi ilgili konuşacaksınız? Hayır, oraya doğru mu geliyor? Hakemle ilgili konuşmayacağım. Normal olarak konuşacağım. Ve ben cezayla ilgili konuşacağım. Zaten dün protestomuzu yaptık. Siyah çenek bıraktık Adana'da. Federasyon binasının önüne. Şunu söyleyeceğim sadece. Murat Sancak Bey'e, başkanımıza verilen 75 gün cezayı siz de dile getirdiniz. Dediniz ki ne, insan bir çağırır. Ya Murat Sancak ismi geçtiği zaman bu Türkiye'de bir başkana verilebilecek rekor cezayı alan başkandır. Evet ya. Aziz rekor Yıldırım'dan cezayı. Sonra Murat Sancak şu anda o noktaya doğru gidiyor. Şimdi biz başkanımız bunu konuştuğu zaman bazı takım taraftarları, arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz diyor ki yendiğiniz zaman bir şey yok da yenildiğiniz zaman mı konuşuyorsunuz? Ya biz hiçbir zaman için demedik ki arkadaş bize 3 puan verin, olmayan penaltıyı verin, aman 5 metre offside'de şunu verin demedik. Biz herkes için adalet istedik. Bu adalet herkese lazım dedik. Yani en son Başakşehir maçının daha 4. dakikasında Stamboli 18 içerisinde top veriyor. Onyekuru'nun önüne düşecek. Ya
Metin Şentürk gördü el açık penaltı, özür diliyorum, ellerinden öpüyorum Metin Şentürk'üm de. Yani VAR çağırmadı bile, diğer pozisyonda göğsüne çarpan topu, hatta gitti Emre Bölüzoğlu'na bile formasını çıkarttı, iyi hatırlayın. Topun bildiği yeri gösterdi, Emre Zor'u bile kafa salladı, evet dedi. Ya bizi olunca VAR çağrılmıyor da, başka rakipleri olunca ya saniye geçmiyor Aygün abi, kurban olayım ya. Doğru tamam, söylüyorsun, hakikaten. doğru söylüyorsun. Yani bir şey söyleyemiyorum, hayır, hakikaten söyleyemiyorum. Bazen cümleler bitiyor ya, hakikaten bitiyor. E tamam, o bunu yapmış, bu bunu yapmış. Ya Murat Sancak dediğin kişi, bir kulübü temsil ediyor. Evet, bir camiayı temsil ediyor, camiayı. Temsil ediyor. O konuşmayacaksa kim konuşacak? O zaman taraftarlar ayaklansın, gitsin İstanbul'da federasyon önüne gitsin, eylem yapsın. Ya başkan temsil ediyor, konuşacaksınız. Takımda, saha içerisinde de kaptan kimse, onu dinleyeceksiniz. Size derdini anlatmaya çalışıyor. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Konuşuyor 75 gün. Ah ya, Trabzonspor başkanı sahaya inip hakem kovaladı. Ne kadar ceza verildi? 15 gün galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam 15 gün. Yani adam mı kovalaması gerekiyor başkanın? Hakem mi kovalaması gerekiyor? 75 gün, 365 gün, 420 gün. Ya hakkımızı hiç mi savunamayacağız? Hiç mi bir yerde konuşamayacağız? Bağlanıyorum. Tekrar söylüyorum, bakın bütün renktaşlara sesleniyorum. Biz, bize penaltı verin. Ya o günlerden beri biz hakemleri yeni konuşmuyoruz ki. 30 sene öncesine dönüyorum Aygün Bey. 30 sene öncesine dönüyorum. 94-95 sezonu. Adana Demirspor Ankara Gücü maçı var. Yemin ediyorum Nedim Göklü diye bir hakem vardı. Ya Dibo'ya kırmızı kart gösterdi. Ya bir offside'den gol yedik, 3-2 mağlup olduk. Yemin ediyorum araya inşaat firması gelse 2 tane şey diker, inşaat diker. O kadar şey vardı diyorsun. Ya maçı bir seyredin, sizden rica ediyorum. Hatırlayanlar da lütfen bağlansın. Bakın araya bir inşaat firması gelse, desek yine ben burayı alıyorum, dönümde ne veriyorsunuz? 2 tane şey diker. Biz o maçta 3-2 mağlup olduk. Sağ olaylarından dolayı 8 ya da 9 maç ceza geldi. Yedik. Kendi evimizde oynamadık ve biz o sene ligden düştük. Hakem hatasını biz yeni konuşmuyoruz ki. 30 yıldır konuşuyoruz. VAR çıktı. Dedik yine aman hakemin görmediğini, VAR görecek, çağıracak. Doğru mu? Doğru. Ya şimdi hakem görmüyor, VAR da görmüyor ama televizyon başındaki milyonlar görüyor. Ya 4. dakika maç 0-0. Adamın eline çarpıyor, kurban olayım ya. Sen görmedin, önde adam vardı. VAR da mı görmüyor? Bizim maçlarda ne yapıyorlar ya? Ekranı açıyorlar. Yan tarafta kahvede tavla mı oynuyorlar? Okey mi oynuyorlar? Bilmiyoruz ya. Yemin ediyorum. Ya biz sadece bize verin demiyoruz. Herkese söylüyoruz. O çıkıyor konuşuyor. Murat Sancak başkanımız çıkıyor. Bu takımı, bir camiayı temsil ediyor. Konuşacak. Temlerini dile getirecek. Evet. Ağzında tutamıyor. Açık sözlü bir başkanımız var. Bunda hemfikiriz. Çıkıyor konuşuyor. Konuşuyor. Sıcağı sıcağına konuşuyor. Belki biraz durulsa. Biraz daha sakin olsa diyorsun, anladım. Ya maçtan sonra hemen değil de biraz ertesi gün konuşsa daha mı şey. Ya şimdi ama. Yani şimdi Murat Bey'in söylediği, Sayın Başkan'a söylemiş olduğu cümleyi ben olsam, yani federasyon başkanı olsam, çünkü Sayın Murat Sancak oturduğu yerden bunu uydurmuyor. Kesin bir yerden, bir yerden bir şey duydu ki söyledi. Çünkü dedi ki şampiyon belli dedi. İkinci, üçüncü belli, düşecekler de belli dedi. Şimdi söyledi bu, efendim? Niye söyledi bunu? Demek ki bir şey biliyor ki söyledi. Hayır, bir şey bilmesine gerek yok. Yani özür diliyorum, sohbet ediyoruz. Vaktinizi sohbet alıyorum. Ediyoruz ama milyonlar duyuyor, biz haberin olsun. Tamam, hayır hayır, o anlamda değil. Tabii ki duysunlar diye bağlandım zaten. Duysunlar diye bağlandım. Şimdi Galatasaray ligin lideri. İkincisi evet. Fenerbahçe. Üçüncü Başakşehir. Dördüncü Adana Demirspor. Doğru mu? Şimdi ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Benim bir hedefim var. Ben doğru. Bu takıma... Belki de şampiyon olacaksın. Hedefin sadece Avrupa değil ki. Yani kadro çok iyi bir kadro kurdu çünkü Adana Demirspor. Daha yeni transferlerimiz de... Yeni transferler de gelecek. Doğru. Evet, lig yeni başlıyor. Şimdi benim bir numara rakibim kim? Başakşehir. Ben Başakşehir'i yensem üçüncü oluyorum. Ve sezonun ikinci arasında da Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi Adana'ya gelecek. Evet, Adana'ya gelecekti. Bu büyük avantaj. Evet, bu benim için büyük bir avantaj. 2-3 tane nokta transferle ben bu ligde şampiyonla oynarım. Olurum ya da olmam. Doğru. Hakkımla düşeceksem düşeyim, hakkımla şampiyon olacaksam olayım. Bana kimse haksızlıktan bir puan vermesin. Doğru. Ben bunu istiyorum. Ya oynuyorum. Bana olan bir pozisyonda 4. dakikada VAR çağırmıyor. Dönüyor ilk yarı 0-0. İkinci yarıda ilk pozisyonda hakem diyor ki ne? Bekleyin. Ya
Bak Montella çıktı bir kelime söyledi basın toplantısında. Dedi ki ne? Sağ kenarında kim dedi agresifse dedi o daha çok kazanıyor dedi. Kulübe anlamı da söyledi. Kulübe anlamı. Evet, herkes tuttu dedi ki ya arkadaş dedi Montella dedi bizi küçük yani ne küçük düşürüyoruz. Milyonlar görüyor sadece bizi Türkiye'de insanlar mı seyrediyor? Anladım peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bütün herkese başarılar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Burak Sancak Başkanımızın da her zaman arkasındayız. Duyuyorsa selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam. Merak etmesin. Akşam bir yine Adana'ya yine maçıma gidiyorum İzmir'den. Kimse merak etmesin. Peki. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Evet. Biraz transfere dönelim. Bu Hacı Wright olayları var biliyorsunuz. Fenerbahçe. Önce Galatasaray devreye girdi. İşte Galatasaray'dan ne istemişlerdi o zaman? Dur bakayım hemen hatırlamaya çalışayım. Hacı Wright için Galatasaray'dan 8 milyon euro para istenmişti. Transferiyle ilgili Seferovic, Yunus Akgün bonservisleriyle istenmişti. Yusuf Demir ve Matias Ross kiralık olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak istenmişti. Ve artı 8 milyon euro istenmişti. Galatasaray bu transferi askıya aldı. Bu şartlardan dolayı yapılamayacağı yönünde. Atalanta ve Lazio'da biliyorsunuz Hacı Wright ile ilgili teklifleri var. Masada 8-8,5 milyon euroluk bir teklif var. Fenerbahçe Spor Kulübü devreye girdi. Başkanla bir araya gelindi dün. 7 milyon euro para gelen bilgileri aktarayım size. Ama tabii Fenerbahçe sadece Hacı Wright ile ilgili değil bir de Bünyamin ile ilgili bir görüşme yaptı. Yani iki futbolcu transferi anlamında. Gelen bilgi şu yönde. İki futbolcu ile beraber söyleyeyim Hacı Wright ile ilgili. Serdar Dursun, Nazım Sangare ve bonservisleriyle isteniyor. Buruma 6 aylık. Ve Mia Zayis 6 ay. Zaten Mia'nın biliyorsunuz sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Buruma ve Mia'yı da 6 aylık istiyorlar. Ve artı 8 milyon euro para istemiş Antalya Spor Kulübü. Bakalım görüşmeler devam edecek konuşuluyor. Hacı Wright'la ilgili Fenerbahçe Kulübü hakikaten ciddi anlamda ilgileniyor. Jesus'un da istediği bir isim. Bakalım bu herhalde birkaç gün içerisinde bu transfer netleşir. Günaydın. Günaydın Aygün abicim. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Bursa'dan selamlar Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar, saygılar. Sağ ol abi. Pazar gününden beri yine Aygün abi radyoyu açmadım. Yalan söylemeyeyim. Bugün niye? Açtım mübarek cuma. Yenilgi sonrası. Ha onunla moral bozukluğundan. Ya niye radyoyu cezalandırıyorsun? Ben onu anlamadım. Abi, bizi niye cezalandırıyorsun? Kahrolmayayım dedim Aygün abi. Peki. Dinliyoruz seni. Buyurun. Ben de bu transferlerle alakalı bayağı bir takipteyim abi. Fenerbahçe'nin aldığımız defans oyuncusu çok güzel bir oyuncu. Gerçekten kendine de güveniyor. Serdar Aziz'i bana sorarsan yedeğe düşürecek. Bu alacağımız kısmetli iki tane de topçu Fenerbahçe'ye çok güzel böyle nokta atışı olacak gibi devre arasında. Bir de herhalde forvet düşünülüyormuş Aygün abi bilmiyorum ama. İşte demin söyledim ya. Evet. Evet. Hacı Wright dedim ya, Hacı Wright'ı söyledim ya. Evet, yani bilmiyorum inşallah tutar Aygün abicim yani bu görüyoruz performansı çok güzel. İnşallah olur yani bu transfer biter. Olma ihtimali çok yüksek. İnşallah abicim. Serdar Dursun için de o dediğiniz gibi hani Miyaz için verilmesi daha uygun abicim yani. Kulübede oturmaktansa bari bir şeye yaramış olurlar. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Ali kardeşim? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek diliyorum. Üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet dönelim yavaş yavaş. Tabii biliyorsunuz transfer dönemi başladı. Artık takımlarda 3'er 4'er hatta bazıları 5'er 6'şer tane transfere doğru gidecek. Onu gözüküyor. Yerli sol bek arayışları olan Galatasaray'da Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi ile görüşmeleri sürdürüyor. Sarı kırmızı takım bu transfer için para artı takas önerisinde bulundu. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalınbay aslında bu transferi açıkladı. Onu söyleyelim. Uğur Çiftçi transferini açıklayan duyuran kişi Rıza Hoca'ydı. Galatasaray Sivasspor'a bir miktar para ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle verecek. Orada da görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Günaydın. 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 Merhaba. Evet. Günaydın. Kime görüşüyoruz? Gaziantep'ten Adem. Adem Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Aygün abicim Batsan kardeşim tanıyor. Aygün abicim tanımıyor. Hayır tanımıyor değil. Şimdi ben tanıyorum seslerden de. Tekrar sormak zorundayım yani dinleyiciler açısından. Milyonlar dinliyor. Adem Bey milyonlar dinliyor. Buyurun. Doğru abicim. Ya şimdi biz bu Hacı Wright için o zaman Fenerbahçe kulübünün anahtarını da verelim.
Yani 24 yaşında şöyle söyleyeyim, baktığın zaman yani elindeki futbolcuları kullanamıyorsun, net bir şekilde söyleyelim. Yani hiç olmazsa onların da bir finansal anlamda maddi yükünden de kurtulmuş oluyorsun. Yani Mia zaten sezon sonu serbest kalıyor. Bak, Lemos'u hiç kullanamıyorsun. Nazım Sangare zaten uzunca bir süre sakatlığından dolayı kullanamadığın bir isimdi. Buruma zaten biliyorsun kadroda yoktu. Ödemeleri devam ediyordu. Hiç olmazsa o 6 aylık dönemde de maaşını öbür tarafa yüklemiş olacaksın. Yani isimlere baktığın zaman olabilir yani. Serdar Dursun, hep söylüyorum. Ben Serdar Dursun'a, yani Serdar kardeşim kusura bakmasın ama Fenerbahçe'nin forveti değil Serdar Dursun. Değil. Zaten bir kusura bakmasın yani. Bir Valencia'nın Joshua King'i çıkaralım. Gerçekten diğerleri forvet. Bir de Hacı Wright 24 yaşında, çok genç. Yani çok iyi bir performans sergilerse bu sene, önümüzdeki sene belki de çok yüksek rakamları satabilirsin de. Aygün abicim, peki bu Firmino? Firmino, ben daha önce onu söylemiştim. Dün değil, geçenlerde Murat Aşık da YouTube kanalında söylemiş. Fenerbahçe'ye Rogan menajerlik öneride bulundu diye. Ben de duymuştum ama Firmino, bakalım, bekleyip görmek lazım. Sezon sonu çünkü Firmino galiba serbest kalıyor. Gelme durumu olabilir mi? Belli olmaz. Bekleyip görmek lazım. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Hacı Wright mı, Firmino mu? İkisi de, keşke ikisi de olsa. Hatta değil Kanada'da mi? Bu Penza'yı koy. Bu Penza'yı da al kanada. Sağ kanat veya sol kanada da bu Penza'yı al, koy kanatta. Ben yani param olsa alırım, yemin ediyorum. Abi şimdi böyle bir düşüncemiz varsa, eğer gerçekten böyle bir transfer sayfamız varsa, Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyorsa şimdiki yapacak hayal, şimdiki hayalini kurduğun şeyi uzak değilmiş abi. Değil tabii. Gerçekten uzak değil. Değil. Abi, değil ben, değil. Öyle değil yani. Bunu şampiyon olmak istiyorsan yapacaksın, alacaksın. Kesenin ağzını açacaksın. Sen bu takımı şampiyon etmek istiyorsun. Bu taraftarın yüzünü güldürmek istiyorsun. Mecburen bunları alacaksın. Yani söyledin. Yani benim nacizamda çok mantıklı, gerçekten mantıklı. Bilmiyorum yöneticilerden senin gibi düşünen var mı veyahut da benim gibi düşünen var mı? Abi hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim sana da, senin nezdinde bütün herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ya aslında ya çok basit aslında baktığın zaman, yani Vakayeme olsun. Vakayeme ben mesela yaş itibariyle söyledi. Keşke dedim ben Fenerbahçe alsaydı dedim o dönemde. Abubakar benim çok beğendiğim bir isim. Hakikaten çok da iyi işler yaptı. Keşke olsaydı diyeyim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, TFF'nin stratejik plan tanıtım toplantısı vardı. Sayın Mehmet Büyükekşi konuştu. Ara ara tabii kulüp başkanları da konuşmalar yaparsa ara ara da canlı yayında oraya Riva'ya gideceğimizi belirtelim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Aygün Bey, selamlar. Aleykümselam, teşekkürler. Size de hayırlı cumalar. Kimle görüşüyoruz? Aygün Bey, ben Ankara'dan Murat. Nasılsınız? İyi Murat Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aygün Bey. Efendim. Buyurun. Bu sizinle inşallah üçüncü görüşmemizde. Şimdi biraz önceki bağlanan Adanalı arkadaş, Adana Demirspor'lu arkadaşa saygılarımı sunarım. Abicim, hatırlıyorsanız Dünya Kupası'ndan önce Sayın Erdem Çimur Bey şey demişti, hatırlıyorsanız. Bu ligi bitirmeyiz. Bitirmeyiz demişti. Evet. Hatta gitti Mehmet Büyükekşi ile de konuşma yaptı ama bunları söylemedi. O beyefendi ceza almadı nedense. Ve bir de efendim ikinci konu da şu, ne zaman Galatasaray böyle bir transfer girişiminde bulunsa, bilin ki o hafta veyahut da bir sonraki hafta o takımla oynuyordur efendim. Allah'tan gerçekten yani Fenerbahçe'den Allah razı olsun ki bu Hacı Wright transferine girdiniz. Onu söylemek istiyorum abicim. Saygılarımla hayırlı cumalar. Peki abi. Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Evet, biraz mesajlara dönelim. Canlı yayına birazdan tekrar devam edebiliriz. Çünkü kulüp başkanları da orada. Bütün kulüp başkanlarını görüyorum. Sporcular var. Bugün televizyonda yorumculuk yapanlar var. Çok önemli isimler var. Bakalım bu stratejik toplantıdan neler çıkacak? Daha sonra soru cevap kısmı gelecek. Medya mensupları tabii ki sorular da soracaklar. Onları da tek tek vermeye çalışacağız yayın içerisinde. Evet, telefon almaya da devam edeceğimizi belirtelim. Beşiktaş'ta tabii biliyorsunuz
Abubakar'la ilgili görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlandığı yönünde bazı haberler var. Özellikle Suudi Arabistan basınında Ronaldo'nun gelişinden sonra ayrılması gündeme gelmiş biliyorsunuz Abubakar'ın. Siyah beyazlı ekibe katılacağı yönünde haberler var. Tabii Bupenza transferi var. Bupenza ile ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Josef de Souza'nın gideceği yönünde sezon sonunda Vasco da Gama'da futbol hayatını noktalayacağı yönünde haberler var. Günaydın. Bunlara birazdan detaylı gireceğiz. Günaydın. Aygün abi günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Armağan ben abi, İstanbul'dan ara ara bağlanmaya. Buyurun Armağan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle iyi yayınlar abi tekrar. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mersi, sağ ol. Şimdi abi ben bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Galatasaraylı arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Hı. Gerçekten bütün samimiyetimle. Biz o maçta hiçbir varlık gösteremedik. Fenerbahçe taraftarıyım. Fakat söylemek istediğim bir şey var. Daha doğrusu iki şey var. Birincisi Galatasaray camiasıyla, ikincisi de kendi başkanımızla alakalı. Bizim şu an yaptığımız sistemlerden dolayı Erden Timur'la alakalı, Okan Buruk'la alakalı ve Galatasaraylı işte bazı yöneticilerle alakalı yaptığımız sistemlerden dolayı arkadaşlar genel olarak biraz abes koşuyor ama hani Fener ağlama, işte ağlayan taraftar falan tarzında bir şeyde bulunuyorlar bize. Yorumda mı oluyorlar? Yorumda bulunuyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe sezon başında gümbür gümbür başlarken şu söyleniyordu hep. İşte içeride yok sürekli bize penaltı veriliyormuş da işte rakipler işte, penaltıdan sonra işte demoralize olup işte Fener öyle kazanıyormuş da falan filan diye açıklamalarda bulunuyorlar. O şeylerde biz öyle başladığımız zaman sezonu süper başladığımız zaman hem içeride hem dışarıda, dışarıdan kastım Avrupa'da. Hadi Türkiye'de diyelim hakemler Fener'in arkasında ya. Avrupa'da da mı bizim hakemler arkamızdaydı? İşte o sezon başında Erden Tumur'un, Okan Buruk'un yaptığı açıklamalarda her maç öncesi algılarla başlayıp maç sonrası oynadıkları kötü futbol, kötü futbolu gizlemek adına işte taraftarı farklı yönlere yönlendirmek adına yaptıkları açıklamaların adı neydi? Yani biz ağlıyoruz yani şu an. Yani şunu söylemek istiyorum çok uzatmadan. Çok güzel başlayan ligi kendilerinin oynadıkları kötü futbolu taraftarı camianın dikkatini, yaptıkları yatırımların işte boşa çıktığını gördükten sonra işte taraftarın dikkatini başka yöne çekmek adına işte ligi aldılar, yine evirdiler, çevirdiler, kendi istedikleri hale getirdiler algılarla maç öncesi maç sonrası. Ne olduysa Florya'dan Riva ziyaretinden sonra Fenerbahçe üst üste her maç kırmızı kart görmeye başladı. Ondan sonra ne hikmetse Galatasaray'ın adalet arayışı bitti. Ondan sonra ne hikmetse maçtan sonra işte açıklamalar kısa tutulmaya başladı. Maç öncesi açıklamalar tamamen kesildi. Yani çünkü her şey kendi istedikleri gibi oldu. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçını hak ederek kazandılar. 2-2 daha 4. İkincisi kendi başkanımla alakalı bir şey söylemek istiyorum. O kadar çok transfer yaptı ki ben artık sayısını bilmiyorum. Yani Türkiye'de sistem çok basit. Çok transfer yapmanıza gerek yok. Atanınla tutanın iyi olacak. Bakın Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene, bakın Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene, Trabzon'un şampiyon olduğu sene. Atanınla tutanın neyse şampiyonsun bu ligde. 2-2 daha 4. 6 ayda inanılmaz bir form düşüklüğü var. Yıllardır, çok uzun süredir yıllardır o kadar çok forvet alıyorlar, o kadar çok forvet alıyorlar ki ama forvet ayrıdır, santrafor ayrıdır. Bizim golcüye bir yani safkan bir 9 numaraya ihtiyacımız var. Yıllardır var. Aldıkları en iyi 9 numara Serdar Dursun. Ona da işte Fenerbahçe'nin golcüsü, futbolcusu dersek eğer. Yani çok mu zor yani adamlar gidiyor Icardi'yi getiriyor, Abubakar'ı getiriyor işte ne bileyim. Yani Ali Koç bu kadar mı yani görmüyor yani bizim gördüklerimizi görmüyor. Çok yani ne işin var senin hala Antalya Spor'un Hacı Wright'la işte gerek yok ki abi. Yani gideceksin biraz yani sen koskoca Ali Koç'sun, koskoca arkanda Fenerbahçe camiası var yani... Reklama girmek istemiyorum. O kadar bankam var, şeyim var. Abi yani gideceksin gerekirse Aziz Yıldırım dedi gibi Zeko'yu getireceksin. Gideceksin Suarez'i getireceksin. Yani Fenerbahçe, bunlar Fenerbahçe'ye gelecek yani. Ondan sonra bakacağız işte bakalım ne oluyor. Ne. Abi bir tane Icardi'nin yani dünya çapında bir golcünün, orijinal safkan bir 9'un işte bir maçta neler yaptığını gördük. Biz yani Başşuayi ile Valencia ile yani hadi Başşuayi 9 numara deriz hani diye dersek eğer ama Valencia ile ne bileyim işte Emre Morlar'la falan filan yani forvet değil bizim safkan bir 9 numara ihtiyacımız var. Bunu getirmeden yani göreceksiniz Acı Wright da yarın öbür gün bizim
kimdi o şey? Kayseri'den yanlış hatırlamayayım da Kayseri'ye verdiğim şey Mametyam. Hiçbir farkı yok. Mametyam gibi olacak. İki gün sonra onu da işte şey yapmaya çalışacağız. Yani Galatasaray inat olsun diye yok işte İrfan Can'da olduğu gibi, Vedat Buriş'te olduğu gibi ya da ne bileyim yani gerek yok ki abi. Gideceksin parayı basacaksın o kadar işte gereksiz transfer yapıp dünya para harcayacağına bir tane iyi bir kaleci getireceksin şu an. Bu sezon özelinde konuşuyorum. Bu ara transfer özelinde konuşuyorum. 6 ayda bu iş bitmez. Sezonu göremeyiz biz. Bir tane de safkan 9 numara gelecek. O kadar abi. Başka bir diyeceğim yok. İyi yayınlar. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olasın. Levent Bayındır demiş ki merhaba Aygün abi, Hacı Wright bence gereksiz, Valencia King Batshuayi 2 varken demiş, iyi yayınlar demiş. Talip Bey'de mi iyi yayınlar, Hacı Wright çok çok iyi oyuncu, kim alsa iyi iş, ancak Pedro, Valencia, Batshuayi, Rochi, King, Serdar Dursun'u saymıyorum, kadro planlaması için sıkıntı olmaz mı demiş Talip Erdoğan Bey. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor. Hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Teşekkürler. Ben Sultan Gazi'den Ünal. Ünal Bey, hoş geldiniz. Taraflarım. Teşekkürler. Batı Kanada çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ta biraz önce biraz konuştuk. Ha. Biraz teselli ettim onu. Niye? Nesin teselli ettim Batıkan'ın? Ha, sonuçlardan dolayı mı? Beşiktaş olarak yani. Şimdi şöyle diyeceğim. Buyurun. Yıllar önce bir Galatasaray maçı vardı. Bu Mecidiyeköy. Hatta o gün ben tesadüfen Sedat'taydım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk VAR uygulaması o zaman olmuştu. Belki siz de hatırlarsınız. Galatasaray bir gol atmıştı. Golü veriyor hakem. Daha sonra bir spor tabelasından golün tekrarını tezlerken Mert'e bir elle atmıştı. Ama hakem haklı aslında. Hı hı. Onu seyrederek ve golümüzü iptal ettir. Yani bunu bir değinmek istedim. İlk varı yine Galatasaray uygulamıştır aslında bir hakem olarak Galatasaray maçında. Bir de Adem Bey'e vallahi helal olsun diyeceğim. Gerçekten çarşamba günü son bağlanan, perşembe günü ilk bağlanan oldu. Sadece o arada telefonu kapatmadığını düşünüyorum. Ya da sizin bir akrabanız. Akraban mı? Yok, böyle öyle şey olur mu Ünal Bey? Ya şaka. Biliyorum. Yani. Hayır, sonra bunu ciddi alanlar oluyor. Gözünü seveyim. Valla ciddi alan oluyor mu? Oluyor maalesef, oluyor. Ya burada yani biz bu platformda bu kadar ciddi. Dikkat ediyorsanız benim hiçbir takıma, hiçbir şeye antipati bir şey yapacak onlar. Doğru. Sen gün hatta ben size şeyde yazdım ama okumadığınız için aslında iyi oldu. İyi, okumadığınız için de sevindim. Ben az o Twitter'dan atmamam lazım bu mesajı. Yani kötü bir şey demedim. Hep antipati şeyleri konuştu. Burada biz yeri geldiğince futbol konuşmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar negatif olursak hep birbirimize yansır bu. Doğru. Hep pozitif olmamız lazım. Ben başkanın açıklamalarını biraz önce dinledim. Yani ben başkanı hiç beğenmiyorum. Başkanından kastınız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi anlamında söylüyorsunuz değil mi? Büyükekşi hakkında konuşuyorum, evet. Kesinlikle beğenmiyorum. En azından antrenörlere mesela iki takım çalıştırıyorlar herhalde sezon içinde değil mi? Evet, bir sezon içerisinde bir hoca iki takım çalıştırıyor ama takımlar istediği kadar iş çalıştırabiliyor. Kulüpler kaç antrenör? Onda limit yok, sınır yok onda. İşte bak, bunlar hep yanlış, bunları düzeltmesi lazım. Hep paydaş diye söz ediyor ama hiçbir geçerliliği yok. Futbolu ilk lafa başlarken futbolu gelişmesi için yapacağım diyor. Sadece sözde, yani fiili hiçbir şey yok. Yani ben bu Mehmet Büyükekşi'nin kesinlikle futbol federasyonunda bir başarılı olacağını en başından zaten bizim milli takımda Stefan Kuss'la devam etmesi bile çok yanlış. Bizi Faroe Adaları'yla aynı seviye koyan bir antrenör, bir milli takım diyoruz. Yani çok hassasiyet olmamız lazımken çok sessiz kalıyor. Siz burada, ben o kadar çok spor medyasını seyreden insan var. Aygün Bey, size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onu siz basa basa vurgulu vurgulu kaç kere söylediniz milli olması için. Ama futbol federasyonu dinliyorlar ama kulak tıkıyorlar diyor. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları herkese. Çok teşekkürler. Bu haftaki maçlara, takımlara başarılar diliyorum. Peki, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın Ünal Bey. Mehmet Bahsi demiş ki yayınlar abi, Antalya Spor Kulübü Hacı Wright için Galatasaray ve Fenerbahçe'den tapu istesin bari demiş. 8 milyon euro artı 4 futbolcu onları söylemiş. Hatta az bile demiş Mehmet Bahsi. Ama tabii transfer dönemleri, şimdi kulüplerde gelen teklifleri
ona göre değerlendiriyorlar. Aa, hayırlı sabahlar abim. Arda Güler oynama dakikası zor. Kiraya verse daha iyi olmaz mı? Seviliyorsun abim demiş Kadir Eroğlu. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın. Aygün abi merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ olun. Cihan Bey İstanbul'dan. Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sağ ol. Çok da seviyorum. Sağ ol. Cihan Bey ara ara sesiniz gidiyor. Çekmeyen bir yerde misiniz yoksa kulaklıkta mı bir sıkıntı var? Yok, telefondan konuşuyorum abi. Ha, buyurun. Problem buyurun. Yok. Belki hani yolda mısınız, o anda anlaşıyordum. Buyurun Cihan Bey. Teşekkür ederim abi. Evet, Cihan Bey'in sesi gidiyor. Gittikçe gidiyor. Şu an hiç duymuyoruz Cihan Bey'i, doğru mu? Cihan Bey valla bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Tahmin ediyorum herhalde bulunduğunuz yerle alakalı bir sıkıntı var. Hattan düştü mü Cihan Bey? Evet, maalesef hattan düşmüş. Eğer tekrar ararsanız sevinirim Cihan Bey. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bizle alakalı değil. Bilginiz olsun. Adem Göktaş, Fenerbahçe kulübünün anahtarını da versinler bari tam olsun demiş Hacı Rahit'le ilgili. Savaş Koç, iyi yayınlar Aygün Bey. Soruyorum size, Fenerbahçe kulübünün Hacı Rahit'e ihtiyacı var mı? Sayıyorum: Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun, King ve sakat da olsa Pedro. Sırf Galatasaray peşinde diye bu transfere giriyor Ali Bey demiş. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben İsmail Sağdaş, Antalya'dan arıyorum. Buyurun İsmail Bey, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Aygün Bey. İlk defa bağlanıyorum. Hoş geldin İsmail Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Ya şimdi ben şey söylemek istiyorum. Geçen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bir şey söyledi. Hı hı. Türkiye'de gerçekler söylenince hep cezalandırılıyoruz değil mi? Yani ben o şekilde düşünüyorum. Her yerde ama bu her yerde geçerli. Hı hı. Bazı şeyleri, gerçekleri konuşunca insanlar cezalandırılıyor. Sanırım Murat Bey de bir ceza aldı. 75 gün galiba değil mi? 75 evet, gün ve 70 bin TL para. TL civarı bir evet ceza Murat aldı. Murat Bey böyle devam ederse herhalde, tahmin ediyorum. Herhalde sezonu kapatacak. Maçları evden izleyecek Sayın Başkan. Herhalde, oraya doğru gidiyor. Izleyecek. Ama hakikaten yani ya insanlar konuşacak ya. Yani konuşacak yani, insanlar. Ama maalesef Türkiye'de ben bu şekilde düşünen bir insanım. Bilmiyorum. Fenerbahçe olduğum için söylemiyorum ama Türkiye'de konuşulan her şey, gerçekleri söyleyen insanlar hep bir şekilde cezalandırılıyor. Ya bu her yerde geçerli. Ben şimdi çalıştığım şirkette de bir gerçekleri söylediğim zaman bir ceza alıyorum. Hı hı. Vesaire gibi. O yüzden ama inşallah bu sene evet Galatasaray maçında biraz kötüydük. Ama ben dedemize diyorum, Cesur dedemize diyorum, güveniyoruz. İnşallah Allah'tan da bir şey olmazsa bu sene herhalde şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Çünkü büyük maçları kaybettiğimiz her dönem bir şampiyonluk yaşamışızdır. Hı hı. Bu sene de öyle düşünüyorum ben. Yani başarılar diliyorum. Sizin peki. Yayınlarınızı da çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Kendinize bakın. Antalya'ya sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Şimdi Antalya falan deyince ben de Hacırayt Macırayt falan konuşacağız zannettim ama demek ki Hacırayt kısmı hakikaten... Bakalım ne zaman, nasıl sonuçlanacak? Bir an önce bu transferlerin bitmesi gerekiyor. Çünkü evet 8 Şubat tarihine kadar ikinci transfer dönemi devam edecek ama bir an önce futbolculardan yararlanman da getirmen gerekiyor, oynatman gerekiyor. Bakalım Samet kardeşimizi oynatacak mı Jesus veya Uğur'u oynatacak mı Okan Hoca, bakıp görmemiz lazım. Aygün abi günaydın, Fenerbahçe transfer yapıyor ama yerine göre yapsınlar demiş. Kim demiş? Fatih Dilek demiş. Günaydın. 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 Merhaba, kimle görüşüyoruz? Efendim Kadir Esen'le görüşüyorsunuz. Kadir Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok mersi. Hoş geldiniz. Fenerbahçe taraftarı, hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii insanın kimliği konuşmasında belirleyebilir ama objektif olmak da lazım. Çünkü konuşulurken de zaten bunun ne olduğu ortaya çıkar. Hı hı. Şimdi ben Türkiye'de futbol iklimi gerçekten dönemsel, konjonktürel duruma göre, ne bileyim güce göre değişebilen bir iklim. Yani gerçekten bu iklimin düzenlenmesi, yani organize eden güç tarafından. Bir gün içerisinde 4 mevsim yaşanabiliyor diyorsun futbolumuzda. Evet. Yani gerçekten şaşmaz, bilinen, herkes tarafından genel kabul gören, kurallarla tanzim edip herkesin uymasının sağlanması, buna göre yaptırımların uygulanması gereken bir iklimi Türk futbolunu mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Yani gerçekten herkes bana göre, sana bana, canlı yandı herkes veya da canlı yandığını zannetti herkes, bir kulp, bir bahane, bir tehdit ve ondan sonra da istediği sonuçları alma ya da bu böyle bir iklim var yani. Ben mesela bir sene maçı tarafı olarak tabii Galatasaray maçları çok önemli ama
olayı takip ediyoruz bütün bileşenleriyle. İşte Erdem Timur'dan çok bahsediliyor. Biz bu ligi bitip meclis lafı. Gerçekten bu laflar çok iddialı laflar. Yani sormak lazım, nasıl bitirmesinler, nesin sen, kimsin, nasıl, nereden böyle bir lafı söyleyebilecek gücü alabiliyorsun? Başka bir şey söylüyorum. İşte hazırlık maçlarında bu Dünya Kupası, Katar'daki Dünya Kupası devredeydi. Ligler tahsis edildi, hazırlık maçları yapıldı. Okan Buruk'un bir hazırlık maçında şu var, yeni hemen Sivas maçından hemen önce. Hakemlere çıkıştı, beyanatı da var, bakarsanız görürsünüz. Ya bari hazırlık maçlarında lehimize çalın gibi bir ifade kullandı. Arkasından Sivas maçını oynadılar. Erdem Timur adaletten bahsediyor. Herkes için adalet diyor. Sen eğer herkes için adalet arıyorsan sayın Erdem Timur, diyeceksin ki ben bu maçın sonuçlarını kabul etmiyorum kardeşim. Şu Sivas maçında attığımız gol, bilinen gol, gol değil ama sonuç tespit edildi. Ama bütün bizi sevenlere adalet adına konuşuyorum. Bu gol gol değildi deseydin senin konuştuğunun bir geçerliliği olabilirdi. O da yok. İşte ondan sonra da tamam son maçı biz değerlendi ama bunu Fenerbahçe yönetisi de yapıyorsa gereken cezayı alsın. Galatasaray yönetisi de yapıyorsa gereken cezayı alsın. Peki. Yani bu çok önemli ve bu sürdürülebilir olsun, adaletli olsun, adamına göre, gücüne göre, siyasi gücüne göre, güce yakın olana göre değil, objektif adalet kriterlerine göre değerlendirilsin. Türk futbolunun gerçek çıkış yolu bu olmalı, bu olacak. Bir de Okan Buruk'a geçen TikTok'ta bir paylaşım var, gazetecinin biri soruyor, takım boyuyla ilgili bir soru soruyor. Yani santraforla diyor, stoper arasında fark var diyor, biliyor, müştehsi bir gülüş atıyor. Bizim elimizde diyor. Ya adam sana soruyor, takımın boyu uzun diyor yani. Hatlar arasında kopukluk var demeye istiyor. Bana diyor veriyle gel diyor. Elinde diyor metrem var diyor. Bir de gülüyor. Bak Galatasaray gibi bir kulübü çalışıyorsun. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Tabii demin Kadir Bey'in söylemiş olduğu bazı cümlelere de reklama gittiğimiz için müdahale edemedim. Şimdiden söyleyeyim de Okan Hoca espriyi seven bir insandır. Onunla sohbet ettiğimden dolayı biliyorum. Böyle çok şakalı cümleler kurar. Espriyi sever. İşte o mezura hikayesi falan filan tamamen espriyle alakalı. Bir de Okan Hoca adam gibi adamdır. Onu da söyleyeyim. Net bir şekilde onu da belirtmek istiyorum. Dinleyicimizi alalım. Günaydın. Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey. Ben Beren. Beren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey. Sağ olun Beren Bey. Buyurun. Aygün Bey, şimdi mesela hakemlerden hep bahsediliyor falan. Bizim ülkemizdeki adalet şeyi yani bu. Bunun üstünde hakemlerden bir şey beklemek biraz şey olur. Şimdi ben bir iki tane örnek vereceğim Aygün Bey. Şu anda bir TV programında Fırat Aydınus Bey şey yapıyor. Program işte yapıyor. Peki biz Fırat Aydınus'un mesela... Hiçbirisinin yüzünü görmeden arkası dönükken Caner Erkin'e kırmızı kart verdiğini biliyoruz. Doğru mu? Şimdi kalkmış burada efendim televizyon programında programları değerlendiriyor. Hakemleri değerlendiriyor. Hakemleri pozisyonları değerlendiriyor. Evet. Şimdi Erman Toroğlu hocamız yıllardır program yapıyor. Trabzon'da Okan Buruk'un ayağı kırıldı. O pozisyon faul bile verilmedi. Kalkmış burada ders veriliyor. Efendime söyleyeyim, bugün Türkiye'deki en iyi hakem mesela kim diyorlar? Cüneyt Hoca diyorlar mesela. Ha. Hangisiydi? Cüneyt Çakır mı? Kim? Deniz Çoban mı? Kim? Cüneyt Çakır. Allah aşkına Türkiye'de Cüneyt Çakır'ın doğru düzgün yönettiği bir tane maçı var mı? Ben bilmiyorum. Varsa bana söylesinler. Yurt dışında vardır. Ya yurt dışında sen kendi ülkendeki maçları bu kadar lakayit, laubali yönetirsen yani ben bunları anlamıyorum. Bundan sonra adalet bekleniyor. Yani bu neyin adaleti? Nasıl bir adalet? Bunların çapları bu. Kimse kusura bakmasın. Ben biraz da Fenerbahçe'den bahsetmek buyurun, istiyorum Aygün Bey. Gerçekten Fenerbahçe son 4-5 maçtır taraftarlarını çok üzüyor. Özellikle bu oyuncu topluluğu, bu oyuncu grubu yani hocasıyla beraber ben kendi şahsım olarak çok üzülüyorum. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bu değil. Fenerbahçe'nin sene başındaki 6 maçına bir bakın Allah aşkına presten rakibinin neredeyse ceza alanına kadar pres yapılıyordu. Ya hocam ben Cels hocama soruyorum hocam ne oldu ya? Ya bu oyuncu topluluğu aynı. Tamam güzel rotasyon var da yani maçına göre rotasyon yapın hocam. Ben şimdi kimse eleştirilemez diye bir şey yok.
Galatasaray maçında bence Galatasaray'ı ciddiye almamış Jesus Hoca. Ben öyle biliyorum yani, öyle gördüm Aygün Bey. Tercih anlamında, kadro tercih anlamında müdahale edememesi anlamında mı diyorsun? Evet, hem o şekil hem tercih anlamında. Yani sen Rusi Hatay maçında kötüydü. Ya Rusi o maçta kötüydü hocam, değiştirin. Yani efendime söyleyeyim, sol tarafta oynayan İrfan Can'ı sen oyuna koyuyorsun da İrfan Can o maç için o maçın adamı değildi bence. Yani bir biraz form düşüklüğü var. Ama her şeye rağmen eğer ki adalet duygusu varsa, eğer ki biraz Fener, ben biraz da Fenerbahçe olarak şey yapmak istiyorum. Ya bu oyuncularda biraz şey varsa başkan bunlara söylemesi lazım. Ya bu tarafta 8 yıldır şampiyon olmamış. Ya çıkacaksınız hakeme göre, hakemi de yeneceksiniz. Çıkın ya bir maçta, yani hakem size haksızlık da yapıyor olabilir. 13'te bırakıyor ama mücadele şeyinizi bırakmayın. Bir de şu şeyi Adana Demirspor'dan aldıkları Samet Akaydın. Bilmiyorum, ben fazla bir maçını izlemedim Aygün Bey. Sadece bir iki maçına öyle transfer olduktan sonra öyle baktım. Bilmiyorum bu kadar yani şey olur mu bu sistemin içerisinde. Ben ama şuna kesinlikle inanıyorum. Atilla Salahi'den iyi bir oyuncu. Anladım. Atilla Salahi defansa yaptığı hataları hiçbir tanesi şu anda yapmıyor. Serdar Aziz keza öyle. Ya Allah aşkına, milli takım düzeyinde bir oyuncu yani bu hataları yapar mı? Ben hani Fenerbahçe'nin bu sistem, bu şablonda, bu şeyde ben eğer ki bu mücadele yapılmıyorsa şampiyonluk çok çok uzakta. Ben öyle görüyorum Aygün Bey. Teşekkür ediyorum Aygün Bey. Saygılar sunuyorum. Peki. Hayırlı çok yayınlar dersin, sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. Bir dinleyici daha mı alıyoruz? Var mı dinleyici, yoksa araya mı gidiyoruz? Evet, dinleyici alacakmışız. Ondan sonra da kısa bir aramız olacak. Aradan sonra tabii ki ters köşe devam ediyor. Bugün tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun canlı yayın olduğundan dolayı ara ara oraya gidiyoruz. Bağlantıları ikinci bölüm yapacaktık ama maalesef bu canlı yayın olayı biraz tabii yayın akışını da değiştirdi. Ha, düşen dinleyicimiz mi bağlanıyormuş? Ha, tamam. Günaydın. Günaydın abi. Azmettim, tekrar bağlandım. Kimle görüşüyoruz? Ha, Cihan Bey. Cihan ben abi. Ha, bizden yani kaynaklanmadı, onu da söyleyelim. Biliyorum abi, doğrudur, olabilir. Ha, bazen şey diyorlar, geliyor işte gene attın birini yayından falan filan diyorlar da. Yani onu söyleyeyim de. Buyurun Cihan Bey. Yok abi, estağfurullah. Abi normal şartlarda ben hep dinlerim seni. Her sabah da dinlemeye çalışıyorum. bu durumda yani çok fazla böyle çok... Hayatımda yaşadığım çok az hayal kırıklığı vardır benim. Bu durumda hayatımda yaşadığım hayal kırıklığı. Nedir o durum ve hayal kırıklığı? Bu en büyük hayal kırıklığı Ali Koç. Yani benim abi o kadar sosyal medyada da çok hani ilk başkanlığa seçildiği zaman çok fazla onun hakkında mücadele etmek zorunda kaldık. Bizim eski başkanımızın sempatizan sayısı biraz fazlaydı. Hani ona bağlı olarak. Yani eski başkanımızı da seviyorduk yani, o ayrı ama artık zamanı gelmişti bunun. Ama çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ya dördüncü veya beşinci sezon bu. Abi bu zamana kadar ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir oyuncu alıyorsunuz buruma. Adamı daha hiç oynatmadan kadro dışı bırakıyorsunuz. Yani hiç yazık günah bu paralara. Yani şimdi Hacı Wright'ın adı geçiyor. Ya ne olur yani birazcık daha vizyon dedik. Hani biraz daha iyi oyuncular. Hani biraz daha kaliteli. Şimdi biraz önce bir arkadaş bağlandı. Böyle arkadaş abi şey dinledim böyle ya. Yani tam böyle içindekileri anlattı arkadaş yani. Yani sen koskoca Ali Koç'sun. Ne bileyim hani biraz daha hani senin şampiyon olman gerekiyor. Bu kulübün bir zincirlerini kırması gerekiyor. Bir sezon en azından. Çünkü sen aldığın zaman da zaten sıkıntılı bir süreçten aldın. Gene takım bir süredir şampiyonluk görmemişti bu camia. Yani bu kadar kumar, bu kadar ateşle oynamak. Yani üstüne. Şimdi bakıyorum abi şu kulüpte ya Arao gibi futbolcu inanın bizim ligimizde de var. Ya daha iyisi, ya biraz daha iyisi. Rossi ya daha iyisi. Yani bu kadar mı zor bunları yapmak? Al işte rakibin. Mertens getiriyor. Icardi getiriyor. Yani ve sen daha iyi durumdasın. Bilemiyorum abi. Benim düşüncelerim bunlar maalesef. İnşallah bu saatten sonra artık dönse de bence kaosa gidiyor. Ama iş inşallah her şey iyi olur. Ama gerçekten çok üzücü. Ali Koç gibi başkan için bu duruma düşmek çok üzücü. Çok üzülüyorum. Durum bu. Peki. Çok teşekkürler Cihan Bey. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. HDI Sigorta.
Şimdi rakamlarla Türk futbolu futboluna bir göz atalım. Süper Lig ve 1. Lig'de dinleyicimizi alacağım. Süper Lig ve 1. Lig'de stadyum kapasitemiz 849.952'ymiş. Süper Lig'de yani 2022-2023 bu sezon anlamında söylüyorum. Süper Lig seyirci ortalamamız 12.967, çok düşük. Süper Lig'deki şu andaki seyirci ortalamamız 12.967. Aktif bu pasolik kullanma baktığımız zaman 6.870.000 kişi aktif kart sayısıymış. Onu söyleyelim. Kombinelere bakalım. Hem Süper Lig yani bu sezonla ilgili 2022 ve 23 sezonu Süper Lig ve 1. Lig maçlarında kombine satışımızda satışımız oranı 160.483 kişiymiş kombine alan. Bilet satışı da hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de 731.980 bilet satılmış şu ana kadar. Günaydın. Günaydın Aygün abicim. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İzmir'den Akın Arslan ben. Buyurun Akın Bey, hoş geldiniz. Hala yağmur var mı İzmir'de ya? Yağıyor mu hala yağmur? Yok yok Aygün abi. Dün yağmur yağdığı için çok güzel bir hava var. Dün de aynı, bugün de aynı. Şu anda 16-17 derece sıcak var. Yani. Ha güzel. Çok güzel. Güneş var. Bulutlar da kenarda, öyle söyleyeyim. Hı hı. Buyurun, buyurun. İzmirlere duyurulur. Buyurun Akın Bey. Aygün abi, ben derbiye dönmek istiyorum da. Buyurun dönelim. Dönelim son derbiye. Yıllarda izlediğim en güzel derbilerden birisiydi. Bu birincisi. Ben abi şahsen yani inan ki var ya, net bir şekilde söyleyeyim. Biz orada ya beraberlik ya yenileceğimizi tahmin ediyordum. Hı hı. Ama bana inanılmaz sürpriz oldu. Bütün Galatasaraylılara sürpriz oldu. Hı hı. Yani bu ikincisi abi. Yani güzel bir forvet oluşuyor. Barış Alper Yılmaz'dan bahsediyorum abi. İnşallah bu çocuk bu çizgisini bozmaz. İnşallah böyle devam eder istikrarlı bir şekilde de bu vatana millete güzel bir forvet olur diye düşünüyorum abi. Senin düşüncelerin de çok merak ediyorum. Valla ben de bayıldım Barış'a çok hızlı. Ama tabii galiba onu bu haftadan itibaren herhalde tahmin ediyorum gene Icardi'lere, Gomis'lere dönecek gibi gözüküyor. İşte abi yani... Ben ne bileyim, Gomis abi vazgeçemiyoruz ki, herkes iyi şu anda. Evet, Gomis de çok iyi. Gomis de çok iyi. Gomis abi işte diyemiyorsun ama bir Türk evladı var. Türk bir forvet arıyoruz şu anda, biliyorsunuz. Güzel bir forvete ihtiyacımız var Türkiye milli takımının. Hı hı. İnşallah diyorum abi, benim tek arama sebebim buydu. Barış Alper Yılmaz inşallah güzel daha bir çok şans olur diyorsun. Güzel bir forvetimiz olur. Milli takımın başına da güçlü, çok güçlü abi, çok sevdim. Devam ettirirse güzel bir yıldız doğuyor gibi geliyor bana abi. Peki. Senin düşüncelerin de çok merak ediyorum. Ben de çok beğeniyorum abi. Barış'ı. Yani Fenerbahçe maçında hakikaten maçı baştan aldı sonuna kadar götürdü. Çok hızlı, çok süratli. Bir iki pozisyonda son vuruşlarında bir iki hata yaptı. Belki onları değerlendirse fark çok daha fazla olabilirdi Galatasaray açısından. Barış mesela %100 bir ceza sahası içerisinde vuruşu çok kötü topa vurdu. Hatırlıyorsun da o pozisyonu tahmin ediyorum. Aynen. Abi şöyle söyleyeyim. Aygün abi, bir de çocukta çok güzel, inanılmaz bir yer var. 90 dakikada dahil yani çok güzel bir şey koştu. Hiçbir tane böyle yorulma hissini ben göremem. Bazı biliyorsun forvetler bitiyor. Ayaklarının üzerinde bile duramıyor, yere düşüyorlar bile. Ama o çocukta nasıl bir güç var bilmiyorum. İnşallah nazar değmez abi. Peki. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak Aygün abi. Herkese selamlar, saygılar. Aleykümselam. Görüşmek üzere. Evet, Abubakar kısmına gelelim tekrar. Beşiktaş, onunla ilgili çok fazla sorular gelmeye başladı sosyal medyadan. Yani Arabistan basını Abubakar'ın Beşiktaş'ta anlaştığı yönünde siyah beyazlı ekibe katılacağını duyurmuş Arabistan medyası. Bir de Boupenza var, biliyorsunuz. Beşiktaş'ın şu anda transfer listesinde Boupenza da var. Boupenza'nın da bir sakatlık geçirdiği yönünde de haberler var. İşte süreyle alakalı. Kimi diyor ki bir hafta diyor, kimi diyor bir ay diyor. Beşiktaş kulübü tahmin ediyorum işte sağlık raporlarına baktıktan sonra Boupenza ile ilgili son kararı verecek, ama Abubakar'da şu anda görüntü Beşiktaş birinci sırada. Fenerbahçe çünkü Hacı Wright'a doğru yöneldiğinden dolayı Abubakar'la ilgili şu anda tek istekli olan kulüp Beşiktaş kulübü. Onu belirtelim. Enkudu'nun gitme durumu varmış. Onu da belirtelim. Ondan dolayı da işte bu Penza'nın alınma isteği var. İşte hem sol hem sağ kanatta bu Penza'yı oynatabiliyorsun. Eğer Enkudu giderse mutlak surette oraya da bir takviye yapılması gerekiyor. Josep de Souza zaten biliyorsunuz sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Vasco da Gama ile de görüşmeleri devam ediyor. Josep de Souza'nın
Weghorst zaten biliyorsunuz gitti. Yaklaşık 3 milyon euro yakın bir para Beşiktaş'ın kasasına girmiş oldu. Yani 60 milyon TL yakın bir para. Orada sağlık kontrolünden geçecek Weghorst. Ya belki de bugün geçiyordur ya geçmiştir bilmiyorum. Manchester City maçı kadrosunda yer alacak futbolcu. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Suat, Antalya'dan. Buyurun Suat Bey, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar Aygün Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı cumalar. Şimdi Aygün Bey, siz program yapıyorsunuz ama inan biz var ya böyle şey halindeyiz. Yani, kötü program. Sizin programınız özellikle. Yani istim altında mı? Öyle nasıl yani? Şimdi niye öyle biliyor musun? Öyle? Bazı bilinçaltı Galatasaraylılar size hususi Fenerbahçeli olduğunuz için saldırıyorlar. Ha, o anlamda diyorsun. Evet. Yani çünkü niye? Biz bunun farkındayız Aygün Bey. Yani. Sizin ne kadar tarafsız bir program ne kadar yayıncısı olsak üzerimizde bir forma olduğunu görüyorlar. Yani ikincisi tamam siz hadi Fenerbahçe'sin. Ben bunu inkar etmiyorum ama zaten. Galatasaraylılar tutuyor. Bak biz mesela bizim arkadaşlarımız bağlandığı zaman tutuyor işte maçtan şey yapıyor. Erden Timur'un yapmış olduğu bir hareket var tabii. Hı hı. Onu konuşuyorlar ama hiçbir zaman için bir tane Fenerbahçe'nin Dursun Özbek Bey'i ben şey yaptığını görmedim. Ama her nedense o bir bayan arkadaşımız da var. Bu aralar pek bağlanmıyor herhalde. Ama bakıyorum bazıları hususi direkt Ali Koç Bey'e saldırıyorlar. Ya biz Dursun Bey'e ne zaman saldırıyoruz yani? Siz ne diye şey yapıyorsunuz ben anlamıyorum yani. Anladım. Peki. Ya bir de buyurun. Aygün Bey geçen buyurun. Ben dikkatimi çekti. Şeyde Trabzon'da bir amatör kümü bir maçı vardı. Orada herhalde ismi de Değirmen Derespor mu ne bir bakarsanız bir bakayım. Ya orada inanır mısınız ben de emekli bir polis olarak orada polislerin yan doğa kemin üzerine var ya aynı şey maçı gibi. doğru evet hı-hı. saldırıldı yani orada pusunu. İnan ben arkadaşlarımı istemiyorum çünkü orada o yöneticilere en ufak bir şey yapsa mutlaka ya tayinleri çıkardı ya bir şey olurdu o yüzden onlar da çok etkisiz kaldı o da çok acınacak bir durumdu yani orada hakeme o kadar kötü bağırdılar çağırdılar yani ben şahsen çok üzüldüm yani o konuda da bir de Aygün Bey onu da gündeme getirirseniz çok iyi olur çünkü bu amatör kümedeki maçlar çok şeyli geçiyor Aygün Bey yani hakemlere çok saldırı oluyor yani tribünlerde çok fazla kavgalar oluyor yöneticiler bazında kavgalar oluyor sağ içerisinde futbolcular Aygün Bey sahanın içinde o bir yönetici vardı şişman böyle bir şey adam bir bağırıyor bir çağırıyor bir görsen yani eline oturttu bayrak direğini aldı hakemin üzerine yürüdü hakemi yani vurdu da yani bayağı bir şeyler de oldu. Yani bu amatör kümedeki maçlara da yazık oluyor. Yani bu hakemler de biz tamam hakemleri hep suçluyoruz ama gerçekten bu alt liglerdeki hakemlerin durumları da işler acısı. Yani bu da ayrı bir konu. Aygün Bey sizi ben her zaman düşüremiyorum. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah buyurun. Dün valla 67 defa aramışım. Düşüremedim. Yaş kaç? Bir de ben 60 yaşındayım Aygün Bey. Ama sesiniz daha genç geliyor. Buyurun. Valla sizi çok seviyorum. Size çok teşekkürler. Böyle bir saldırı olduğu zaman var ya inan var ya kendi kendimi yiyorum yani. Olur. Valla yani böyle çünkü ben çok onu hissediyorum Aygün Bey. Yani o normal size karşı sizin yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı değil o. Bilinçaltından dolayı hareket ediyorlar yani. Ben onun farkındayım yani. Onların bilinçaltlarına da ineceğim merak etmeyin. Evet inşallah Aygün Bey. Peki. Aygün Bey buyurun bize, efendim buyurun. Ben defansımızın çok hata yaptığını ve bir takım maçlar yenilmemizdeki en büyük problemin bundan kaynaklandığını doğru. düşünüyorum. Doğru. Arka atılan toplarda büyük sıkıntılar gerçekten. Yaşanıyor. Kim Minji'nin gitmesi Fenerbahçe'nin bütün dengesini bozdu kabul ediyorum size. Ama evet. Zaten o da gitmek zorundaydı biliyorsunuz parasını anlamda. Ama şimdi bir de şu var yani bizim en büyük kaybımız Aygün Bey Luan Perez'in sakat olması. Evet. Maalesef. Eğer o Perez sakat olmasaydı inan biz bu kadar puan şeyi de vermezdik. Bir de hiç maçlarda yer almıyor. Ben Luan Perez'i çok beğenen birisiyim. Hiç maçlarda yer almıyor. Ne oluyorsa anlamadık yani. Bir de bu Serdar Aziz gerçekten bizim için patlamaya hazır bir bomba gibi. Yani biz valla ben Serdar Aziz oynarken korkuyorum. Acaba gene bir hata yapar mı? Bir Galatasaray şey olur mu? Maçında çok hata yaptı. Evet yani. Üçüncü golün pasını verdi ve çok fazla futbolcu kaçırdı. Doğru. Gerçekten ben Ali Koç'un yerinde olsam bütün limitleri harcarım Aygün Bey. Kesinlikle var ya bu kalecimiz de olsun ileride bir forvet veya sol tarafta bir açık.
yol açıp mutlaka alınması lazım. Çok çok teşekkür ederim. Sizin zamanınızı aldım. Estağfurullah, her zaman. Aygün Bey, sizi saygı ve sevgiyle. Ben de saygı ve sevgiler anlatıyorum sevgili. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok kendinize çok çok iyi bakın. Perez hakikaten ne oldu ya? Hakikaten yani Fenerbahçe'de sakatlanan da gelmiyor. Neden sakatlandı da bilemiyorsun. Açıklama yok. Yani ne oldu? Bir yeri mi koptu? Adalesinde mi kopuldu? Çapraz bağından bir sıkıntı oldu? Yani ne bileyim ne oldu yani? İç yan bağları mı koptu? Allah korusun. Tabii ki hiç istemeyiz böyle şeyler ama hakikaten yani Fenerbahçe'de sakatlanan futbolcunun ne olduğunu net olarak öğrenemiyoruz. Ne zaman döneceğini de öğrenemiyoruz. Günaydın. Günaydın abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? İyi günler abi, iyiyim ben de. İsmim Ozan abi, İstanbul'dan arıyorum. Buyurun ben Ozan abi. Bey, hoş geldiniz. Hangi takım taraftarsınız? Buyurun. Galatasaray taraftarıyım abi. Buyurun Ozan abi. Galatasaray taraftarıyım. Buyurun. Abi sabah ya bir Fenerbahçeli abimiz bağlandı. Galatasaray'ın iyi oynadığını, çok güzel oynadığını söylüyor. Ama sonunda bir ama diyor. Şey ama derken de diyor ki Erden Tümur sezon başında ligi bitirmeyiz dedikten sonra Galatasaray Arap atı gibi açıldı dedi. Yani bundan iyi oynadı dedikten sonra bu amayı söylediği zaman benim için öncesinin anlamı kalmıyor abi. Hı hı. Yani ne oldu Galatasaray şimdi Galatasaray Sivas Spor maçında Okan Buruk dedi ki golün neden iptal edildiğini biz de anlamadık dedi. Erden Tümur çıktı Galatasaray Spor Kulübü'nün ikinci ismi biz de anlamadık dedi. Daha yani neyi bekliyorlar ben anlamadım ki. Ne istiyorlar Galatasaray kulübünden? Hani cevap olarak evet biz hakeme para ödedik. Bizim golümüzü iptal etti. Öyle bir şey yok. Yok yani. Ama bunu dediği zaman bu iş buraya çıkıyor. Yani bir de Barış abiye çok bağlanmak istemiştim. Yani bir bu Özgüç Türkalp'in hatasından dolayı. Özgüç Türkalp hangi motivasyonla bu hatayı yaptı diyordu. Ben hatırlamıyordum. Sonradan internetten video önüme çıktı. Hani Maradona'nın Tanrı'nın neli golü diye bir golü var ya abi. Anelka zamanında ama Özgür Türkalp'in çok böyle çok böyle maçları var. Özgür Türkalp'in maalesef. Ya hani o zamanki motivasyonu neyse bu zamanki motivasyonu da oydu. Yani ben zaten o maçtan sonra o adamın nasıl hakemliğe devam ettiğini de anlamış değilim. Ya yani. O pozisyonu biz fotoğraf olarak çekmiştik. Ben o maçtaydım. Yani o kaçırmış olabilir. O dönemde şimdi var bilmem ne olsa da zaten gol iptal olurdu biliyorsun. O an farklı bir yere mi bakıyordu bilemiyorum. Bir şey de diyemiyorum ama Özgüç Türkalp'in o kadar çok maçı var ki. O evet kadar abi, çok yani maçı var ki. Yani kimse kusura bakmasın. Keşke daha önce bu emekli ayrılsaydı. Yani benim şimdi biraz şey yaptım da. EYT yeni çıktı. Benim, keşke EYT'de de daha önce çıksaydı. Yani abi, Özgüç Türkalp'e yararlansaydı bu EYT'den. Ömer Faruk Hoca'ya mesela çok mesaj yazıyorum abi ben. Yani bu hakem inisiyatifi konusunda yani insanların hakemine şikayet etmesinin sebebi şu bence. Ne o? Yani bir hakem mesela top dirseğin üstüne çarpıyorsa düdük çalıyor. Diyor ki dur diyor el var diyor. Bir hakem diyor ki oyna devam et diyor. Yani bunun zaten hakem inisiyatifine ben çok sinir oluyorum abi. Ya hakem inisiyatifi Ali'ye göre farklı, Veli'ye göre farklı değil. Ayak basmalarında da öyle, ayak basmalarda da öyle. Bazısı kart bile vermiyor, bazısı kırmızı veriyor. Ama işte yani bunu bence standarda olması lazım. Ya standart kardeşim, uygulayamıyorlar, yani, uygulayamıyorlar. İşte onu uygulamak istemiyorlar. Atilla Türkiye'nin öyle cümleleri vardır. Uygulamak istemiyorlar. Çünkü iyi niyetli değiller bazıları hakemlerimizin. Kimse vallahi kusura bakmasın. İyi niyetini falan bir sorgulayamam da yani bence hani ben hakemler sorgularım. Sonuna kadar da sorgulayacağım. Ben sorgularım. Vallahi bir şey diyemiyorum abi bu konuda. Hani şimdi onların hakkına da girmek de istemiyorum. Yok gireceğiz, gireceğiz. Türk futbolunun bu hale gelme sebeplerinden biri de bu Türk hakemleridir. Benim bildiğim bir şey var abi demek ki. Sen bir yerlerden bir şeyler öğrendin abi. Böyle konuşmazdın sen normalde. Bakarsan hakem atamalarına bile baktığın zaman kafalarda soru işaretleri var. Hala atamalarda sıkıntılar var sevgili Ozan kardeşim. Son cümleni alayım. Doğrudur abi ben sana şey yapayım her zaman sonda söylüyorum abi sen bu aralar herhalde küstük sen bana Twitter'da biraz kızdın herhalde abi. Ozan niye kızdım ben sana ya ne dedin ki bana? Ben Jardel abi mesaj atıyorum. Bu aralar okumuyorsun. Jardel ama sen bağlanıyorsun. Seni kızdırdım biraz. Yok olur mu dünleri geçen gün okuduk hatta senin mesajını ben öyle hatırlıyorum ya. Aynen abi yok abi bu aralar. Bir şey olma. Yok ben de şakasına diyorum abi. Peki. Teşekkür ederim. İyi sağ günler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hakemlerimiz iyi değil. Hakemlerimizin performansı iyi değil. Hakemlerimiz kötü. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hakem atamaları, algoritmalara ben inanmıyorum. Bunlar komedi.
komedi bunlar. Yok efendim yapay zekaymış, algoritmaymış falanmış filanmış. Bunlar komedi. Net size söyleyeyim. Bunlar bizi kandırıyorlar. Algoritmaya soruyorum şimdi. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler Trabzonspor Fenerbahçe maçını yönetti. Evet. İyi bir oyun, iyi bir hakemlik örneği de verdi. İki hafta sonra derbi atandı. Nasıl algoritma bu? Nasıl yapay zeka? Sayın Murat Sancak neler söyledi? Aynı hakemi atadılar. Nasıl bu? Nasıl tayin alınıyor? Demek ki orada algoritmayı, bu yapay zekayı orada oturan arkadaşa diyorlar ki kağıdı koyuyorlar önüne. Buna göre, buna göre, buna göre deyip o da ona göre, ona göre yaparak o organizasyonu yapılıyor. Bana kimse anlatmasın. Yapay zekaymış, o algoritmaymış falan filan. Bunlar fasafiso. Dedi ya Sayın Ali Koç. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da uyutuyorsunuz bu algoritmalarla dedi. MHK'ye seslendi. O algoritma, malgoritma, fasafiso. Net söylüyorum, fasafiso. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Bugün tabii çok fazla mesaj geliyordu, onu da söyleyeyim. İşte kısa tutuyorsunuz, dinleyicileri fazla almıyorsunuz ya, bugün full açtık gördüğünüz gibi. O da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kaynaklanan tabii bu canlı yayınla alakalı. Ara ara oraya da ara ara gidip geliyoruz biliyorsunuz yayın içerisinde. Kulüp başkanları da eğer görüşü konuşurlarsa da tekrar oraya bağlanacağımızı belirtelim. Tamamen de sizi açmış vaziyetteyiz. Mikrofonu, günaydın. Günaydın. Merhaba, kime görüşüyoruz? Deniz, ben İzmir'den Fenerbahçe taraftarıyım. Deniz değil mi? Yanlış duymadım. Evet. Tamam, evet. Buyurun Deniz Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkürler Deniz Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin yayıncılık anlayışınızı takdir ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak. Teşekkür ederim. Galatasaraylılar bir o kadar da zor ama. Yani çünkü... Bir de canlı yayın var arkadaşlar, canlı yayın. Ya direkt telefon açtığınız için... Birçok insanla karşılıklı konuşuyorsunuz. Birçok İslam'da bulunuyor. Hani İslam'da karşılaşabiliyorsunuz. Bu yönden sizi tebrik ediyorum. Vallahi akşamlar evde çok konuşamıyorum. Hanım diyor ki niye konuşmuyorsun diye. Diyorum sabah zaten çok konuşuyorum. Akşama bir şey kalmıyor. Evet. Enerji kalmıyor. Yani ya şöyle pozitif ayrımcılık da yapıyorsunuz. Fenerbahçeli olduğunuz için rakip takıma bazen daha fazla daha fazla doğru. Ondan dolayı o biraz diyor. Küfür yiyorum. Bak net söylüyorum. Hakarete varan küfür, bayağı küfürler geliyor. Net söyleyeyim. Benim ne Fenerbahçeliğim kalıyor, ne bir şeyim kalıyor. Fena yani, öyle böyle değil. Ya şunları bir gün göstersem hakikaten ya nasıl hakaretler, nasıl küfürler ya, inanır gibi değil ya. Evet, yani hoş da olmuyor. Hoş değil yani. Hoş değil. Buyurun. Buyurun Deniz Bey. Böyle bir şey söyleyeyim ben öncelikle Aygün Bey. Öğleden sonra sizin bundan hani Galatasaray'ı biraz çökezlediği zaman öğleden sonra yayın yapan bir programımız var Özgür Sancar'ın. Bundan işte kötü gittiği zaman oradan bir Galatasaraylı eski bir futbolcu, kaleci diyeyim, yedek kaleci çıkıp işte federasyonda görüşülüyor. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Şöyledir bu. O gün tepki aldı bayağı bir dinleyicilerden de, özellikle Fenerbahçelilerden. Yani Galatasaray kötü gittiği zaman buradaki onun yaptığı yayıncılıkla sizin yaptığınız yayıncılık arasında dağlar kadar fark var. Yani evet. Ya bunun ters bir soru soramıyor musunuz? Yani bunun kanadı nerede? Bunun bir şeyi var mı? İsteyen istediği gibi bu programda konuşmamalı bence. Ya bunun üzerinden Galatasaray'ı şöyle söyleyeyim. Ya Trabzonspor maçına kadar Fenerbahçe Trabzonspor maçında benim için doğranmıştır. Benim için. Çünkü geçen seneki maçı mı diyorsunuz, bu son maçı mı diyorsunuz? Son maçı diyorum. Ama orada son bir hakem hatası çok, hakemin böyle ön plana çıkacak bir hatası yok orada ya. Şöyle söyleyeyim. Bir Crespo'nun, ya şöyle söyleyeyim, futbolu ben o gün çok bağlanmak istedim sizin programınıza, bağlanamadım. Çok istedim. Crespo'nun ilk gördüğü sarı kart da yapılan ilk hareket Crespo'ya for. Görmezlikten gelip ikincisi ilk sarıyı Crespo'ya veriyor. Orada da o tartışılır sarı kart. Bak tartışılır net. İki, Trabzonsporlu santrafor sarı kartı var. Kendini penaltı almak için yere atıyor. Bu nedir? Hakemi aldatmadır. İkinci sarıdan kırmızıyı gösterecektir. Ama burada hoşgörü aynı hafta Galatasaray Sivas'ı son dakika golüyle yeniyor. Sivas'ın verilmeyen golünü de biliyoruz. Belki Fenerbahçe bir puan önde, belki çıkacak Galatasaray'ın önüne. Fenerbahçe 4 puan geride çıkıyor.
Ha şuradan oldu. Fenerbahçe'nin de hatası Kadıköy'de Eze o maç oynayacaktı. Eze de olmasa da bu şekilde bitmeyecekti o maç. Unutuldu geçmişte kalanlar şimdi. Bugün onu konuşmuyoruz, son maçı konuşuyoruz. Çünkü biz son günleri hatırlıyoruz. Hafızamız biraz çabuk unutmaya müsait. Hı hı. Yani Fenerbahçe oradan oyun sistemine de gelince Fenerbahçe'nin ya komedi ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor Fenerbahçe'yi yendi. O maça kadar Trabzonspor bütün her şeyle o maça hazırlandı. Son iki hafta Trabzon puan kaybetti. Değil mi Aygün Bey? O maçtan sonra son iki hafta doğru. Kötü Trabzon. Doğru, doğru. Şey anlamda söylemeye çalışıyorum. Yani Galatasaray'da mı onu yaşayacak anlamına mı getirmeye çalışıyorsunuz? Hayır. Yoksa farklı bir şey mi? Ya onu söylemiyorum. Şimdi Galatasaray'ın bir taraftan hakem algılarla bu işi götürdüğünü düşünüyorum ama iyi top oynadığını da bu işin içinde becerebildiğini de düşünüyorum. İyi top oynadığını. Yani Fenerbahçe maçında çok hakem hatası olmadı açıkçası, net söyleyeyim. Yani Galatasaray açısından. Yok yok. Galatasaray, yani orada bu maç jesto yazar. Net söyleyeyim. Yani hatalar jesto yazar. Evet, net. Jesus'a yazar. Net çünkü Jesus'a yazar. Yani şöyle, ben bir daha sezon boyunca Galatasaray'ın bu kadar rahat, bak biz hani alt takımları küçümsemek istemiyorum ama Galatasaray'ın bu kadar rahat futbol oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani savunmadan uzun top at, karşı karşıya. Sağ at, karşı karşıya. Yani senin stoperlerin bir defa ağır. Yani orta sahan zayıf kaldı. Ya inanılmaz bir kopukluk vardı. Hiç yakışmadı Fenerbahçe'ye. Hiç yakışmadı. Kim Minje olsa bu sistemle oyna. Kim Minje yok ki artık. Hı hı. Yani çabuk adamın yok. Topla çıkan, basan, sezgileri iyi, çabuk yok. Yok Sofer maalesef yok. İki kanadında var. Yani mantık olarak çok alan verdik. Çok rahat oynadılar. 6-7 olacak maçtı. Hani tam bir söylüyorum 6-7 olacak bir maçtı. Ama biz bu son maça göre diğer haftaları Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Bu kötü futbolla unutturdu. Peki. Yani çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ben ekleyeceğim bir şey var mı Deniz Bey? Başka? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sadece şunu buyurun, buyurun Deniz Bey. Zaten buyurun. Spor programından. Ya Galatasaray'ın işte çünkü bu 2-3 sene de olmuştu. 2-3 sene de aynı Fenerbahçe iyi giderken aynı algı. Rica ediyorum sunucular bir ithamda bulunuyorsa siz ayrı tutuyorum o program için söylüyorum. Lütfen yani izin vermesinler veya da kanadınız var mı diye sorsunlar. Peki çok teşekkürler Deniz Bey, kendinize ben bakın. Ben teşekkür ederim. Evet, Fenerbahçe kulübünden bir açıklama geldi. Fenerbahçemizin diyor Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 19'da Gaziantep Futbol Kulübü ile konuk olacağı maçın deplasman tribün biletleri satışa çıkıyormuş. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın deplasman tribün biletleri yani bugün çıkıyor tabii ki 13 Ocak 2023 günü saat 15'ten itibaren saat 3'ten itibaren pasolik.com.tr üzerinden ulaşabilirmişsiniz. Bilet fiyatları 350 TL olup satın alınan biletler İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince ikinci kişilere transfer edilemeyecekmiş. Biletler bugün saat 3'te satışa çıkıyormuş. 350 liradan satılacakmış ve biletleri başkasına devir edemeyecek misiniz. Devir hakkı yokmuş. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Bursa'dan arıyorum. Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz. Buyurun Emre Bey. Buyurun. Bugün Fenerbahçe Galatasaray kapışması doğru gidiyoruz şu anda. Fenerler evet, bağlanıyor. Galatasaraylar cevap veriyor. Galatasaraylar bağlanıyor. Fenerler onlara cevap veriyor. Böyle gidiyoruz. Buyurun Emre Bey. Akşam maçı var Galatasaray'ın. 8'de evet, 8'de evet. Yaparak sezonu yani ilk yarıyı kapatacak. Önümüzdeki hafta tabii ligin ikinci yarısı başlayacak da. Maç var Galatasaray'ın. Ne dersiniz Emre Bey? Yani kazanacağımızı düşünüyorum. Rahat da bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Takımıma başarılar diliyorum şimdiden. Şimdi şöyle söylemek istiyorum ben size. Sezonun başında ortalama bir 8 maçlık bir sürede Galatasaray aleyhine yapılan hatalar vardı hakemler tarafından. Bunu yorumcular da çok fazla konuştular oluyor. O maçlar o kadar hatalı, o kadar kötü gitmiyor olsaydı Erden Timur çıkıp da öyle bir serzenişte bulunmak isteyebilir miydi sizce? O dönem Galatasaray maçları da kazanıyoruz zaten. Sadece ama şimdi herkes için adalet bak şimdi şey Erdem Bey ne dedi? Ben herkes için adalet dedi. Televizyonda bu programları bu yayında dedi. Bütün herkesin dedi programları hataları göstereceğim dedi. Doğru mu? Evet. Nerede? Şimdi. Nerede? Şimdi... Bak onu söylüyorum size. Diyorsunuz ya bana. Peki o pozisyonları izliyor muyuz şu an biz Galatasaray TV'de?
Galatasaray TV'deki o pozisyonları daha çıkardılar, gösterdiler. Hayır, o penaltı pozisyonları vardı. Bir kez gösterdi. Ondan sonraki dönemde ben dedi ki Erdem Bey, ben çok iyi hatırlıyorum. Ben o basın toplantısını takip ettim, dinledim yani. Takip ettim ki orada değildim yani. Herkesin adaletsiz savunacağını söyledi. Doğru mu Erdem Bey? Öyle öyle gidelim isterseniz. Herkesin adaletini savunacağını söyledi mi Erdem Bey? Evet, onu söyledi. Tamam. Peki. Pozisyonları şu an, ondan sonraki dönemdeki pozisyonlar hiç gösterildi mi orada? Gösterilmedi. Gösterilmedi. İşte ondan dolayı insanların serzenişi o. Şimdi tamam, bir şey söylüyorsanız Emre Bey. Başka bir yola çıkacağım. Hayır, ben size sonuna kadar katıyorum. Düşüncenizi alacağım. Şimdi ondan dolayı insanlar isyan ediyor. Şimdi niye konuşmuyorsun diyor mesela. O zaman diyor ligi bitirmeyecektin diyor. Şimdi diyor olay terse döndü. Şimdi niye konuşmuyorsun pozisyonları? Başkalarına yapılan pozisyonları niye göstermiyorsun diyor insanlar. Anlatabildim mi demek istediğimi Emre Bey? Buyurun, top sizde. Mikrofon sizde. Buyurun Emre Bey. Buyurun. Sağ olun. Şimdi buyurun. Genelde yıllardır biz bunu böyle biliyoruz. Hı hı. Bir kulüpte işler kötü gittiği zaman konuşulur. Kötü gitmeye başladığı zaman o kulüpte konuşmalar başlıyor. Doğru. Doğru. Ya isyanlar başlıyor. Doğru. Bir sağa sola ya sataşma oluyor ya başka bir şey oluyor. Şimdi, Ali Koç Fenerbahçe başkan olduğundan bu yana kaç yıl geçti? 4 yıl falan oldu galiba değil evet, mi? Evet. Şimdi 4 yıl boyunca Ali Koç ilk geldiğinde ben seçim yapıldığı gün seçimi izledim. Ve gerçekten Türk futbolu için çok farklı bir dönem başladığını düşündüm o zaman. Hı hı. Gerçekten yani bir Galatasaraylı olarak açtım Fenerbahçe'nin seçimini izledim. Orada Ali Koç'a karşı bir sempatim vardı benim. Sayın Ali Koç'a karşı. Cumhuriyetçi tavrımdan dolayı bir sempatim vardı benim ona. Hı hı. Orada Aziz Yıldırım'a karşı yaptığı konuşmalarda böyle bazı bence olmaması gereken üslubundan dolayı bile hiç mesela o benim gözüme batmadı. Ama o dönem karşılıklı şimdi Ali Bey'in karşısında, Sayın Ali Koç'un karşısında Sayın Aziz Yıldırım da söylemiş olduğu cümlelerden dolayı bazen o seçimde o üsluplar biraz değişik noktalara gitti. Doğru, doğru. Yok, hayır ben şunu demek istiyorum. Onlar gözüme batmadı diyorsunuz, anladın mı ne demek istediğini? Ama o bile benim gözüme batmadı. Tamam, tamam. Ama sonrasında şimdi gördük ki Ali Koç o zaman mesela işte Türk futbolunda yine adalet olacağını, işte çok farklılık getireceğini vesaire bir sürü vizyondan bahsetti. Bu süreç istediği gibi gitmediğinde Ali Koç da aynı şekilde davranmaya başladı. Hatırlarsınız Fatih Terim'le olan atışmaları vardı. Bir sezon boyunca sürdü mesela. Şimdi işler kötü gittiğinde insanlar bir tarafa bunu yıkıyor ve taraftar da buna inanıyor. Ben Galatasaray taraftarı olarak buna pek fazla inanmak istemiyorum. Benim kulübümden yapıldığında. Fatih Terim öyle bir davranışta bulunduğunda ben kızıyordum mesela. İçine baksın herkes çünkü. Sağ içine kalması gerekir teknik direktörler, doğru. Yani şimdi başkasına ya şu anda da Fenerbahçe taraftarı bence buna aldanıyor. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Kulüp içinden yapılan açıklamalar takımın oynadığı kötü oyunu bir şekilde başka yöne çevirmeye sebep oluyor. Şimdi Fenerbahçe'nin ya mesela bugün konuşuyorlardı sizden önceki yayında. Galatasaray'ın kadrosunun Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu söyledi Mert Bey. Mesela ben ona katılmıyorum. Fener'in kadrosu bence daha iyi. Yok şimdi ben geçen gün de söyledim. Şimdi bir takımda kulübeden sahaya Icardi giriyor. Kurtarıcı olarak diyelim. Öbür takımda sahaya kurtarıcı olarak Serdar Dursun giriyor. Ama öyle bak şimdi, bakmayalım. Ama yani. Öyle bakmak çünkü lazım. Şimdi kadro yapısına baktığın zaman Matas'ı, Mertens'i, Icardi'si anlamına baktığın zaman biraz daha Galatasaray'ın kadro kalitesinin daha iyi olduğunu söylememizde fayda var. Yani ben de Mert'in görüşüne katılıyorum. Sevgili Mert Eleman görüşüne katılıyorum. Anladım. Ben Fenerbahçe, Galatasaray o konuda kıyaslayacak olsam sadece Icardi ve Muslera'yı ayrı koyarım. Diğerleri bence hepsi aynı klasmanda futbolcular ki Fenerbahçe'deki yedek kulübesi daha da fazla ve yaş ortalaması da biraz daha düşük. O yüzden bence daha avantajlı. Hı hı. Ki Icardi de zaten büyük maçlarda oynayıp iş görebildi. Onun öncesi diğer maçlarda da çok fazla oynayamadı zaten sakatlık vesaire. Yani demek istediğim Fenerbahçe zaten iyi bir futbol oynadığı zaman gördük ligin başında da. Yani takım güzel galibiyetler aldı. İyi sonuçlar aldı yani. Şimdi kötü oynadığı zaman bunu gidip de başka takıma yıkmak bence biraz yanlış. Şimdi Erden Timur'un konuşmalarını tutup da işte Galatasaray sanki böyle bir şaibeli maç kazanıyormuş. Yok, şaibe anlamında yok. Bence Fenerbahçeli arkadaşlar böyle düşünerek yanlış yapıyorlar. Çünkü
bunu şeye de bağlıyorlar. Adana Demirspor'un başkanına da bağlıyorlar. İşte açıklama yaptı, böyle söyledi. Bunun altında bir şey var. Şimdi bence kesinlikle Adana Demirspor başkanı bunu kızgınlıkla söyledi. Şimdi aynı şekilde düşünecek olursam, empati yaparak da, ben de Fenerbahçe arkadaşlar gibi düşünüp işte ligin birincisi, ikincisi belirlenmiş şimdiden deyip de öyle bir düşünce varacak olsam, Fenerbahçe şampiyon olursa ne olacak mesela? Fenerbahçe arkadaşlar bunu düşünüyorum. O zaman Murat Bey'in, Murat Sancak'tı galiba, onun açıklamasına göre o zaman Fenerbahçe'yi şampiyon olarak belirlediler. Galatasaray olursa Galatasaray'ı mı belirlediler? Ya da oldu ki Adana Demirspor şampiyon oldu. Geçen yıl Trabzon oldu yani sonuçta. O zaman Adanalılar da şey mi diyecekler? Bizi şampiyon yaptılar. Ya bence yanlış bir bakış açısı. Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. 11.46 son bir dinleyici alalım Batı. Ondan sonra bak bugün tamamen 2 saat boyunca aslında cumaları böyle mi yapsak ya? Yani hem aslında normalde cumaları yapıp da ama işte maçları konuşmamız lazım. İşte takımınızla ilgili bilgileri paylaşmanız, ben de sizlerle işte beraber yorumlamamız gerekir. Ama tabii ki gene farklı bir noktaya gitti. Erdem Timur açıklaması falan filan, o noktadan gittik. Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra da programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Bugün tabii biraz canlı yayın da vardı. Ondan da programın akışında biraz değişiklikler oldu. Evet, son dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, ben Bursa'dan Bayram. Bayram Bey, hoş geldiniz. Sabah size seri tweetler atmıştım. Belki okumuşsunuzdur, bilmiyorum. Burada okumadınız. Çok tweet geliyor Bayram Bey ya. Sabah 7'de yani serviste. Sabah 7'de mi attın? Yani. Instagram'a mı, Twitter'a mı? Twitter'a. Peki. Hatta sitem etmiştim, hep Instagram okuyorsunuz, tweet okumuyorsunuz diye de. Peki. Şimdi benim söylemek istediğim bir şey var. Mesela siz Fenerbahçe kongresçisiniz. Yüksek artı Divan Kurulu. Divan, evet, evet. Divan Kurulu. Kimseye tarafsız olduğunuzu göstermek zorunda değilsiniz. Yani değilim, siz mutlaka yayını tarafsız yaparsınız ama tarafsız olduğunuzu göstermek zorunda değilsiniz. Şimdi bugün arkadaşlar da bağlandı. Sizi böyle hani yargılamaya çalışanlar var. Bakıyorum sizin kurumda birçok Galatasaraylı arkadaş ve hepsinde engelleniyoruz nedense. Rahat rahat programlarını yapıyorlar. Kimseye tarafsız olduğunu belirtmek zorunda değiller. Siz de değilsiniz. Ayrıca şey dediniz, Galatasaray maçında, Fener maçında bir hakem hatası ben görmedim dediniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Basit hatalar var mesela. Örnek. Hakemler ya, maçın çok fazla önüne çıkan bir hata yok. Yani verilmeyen penaltı. Birkaç hata ben size söyleyeyim. Arkadaşlar kendilerine göre yargılarlar. Şimdi örnek. Bazı hakemler bir faulü gördüğünde onu sarı kart göstererek bunu VAR'dan engellenmesini önlüyorlar. Yani diyor ki ben sarı gördüm, sarı. Eğer çok aşırı büyük sert bir faul değilse kırmızıya dönmüyor. İrfan Can'ın pozisyonu hatırlarsanız hakem orada faulü verdi. Net pozisyonu gördü. Ama sarı vermediği için VAR bir dakika sürmeden, yani daha pozisyon tekrar ikinci gösterimde VAR çağırdı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. VAR hemen çünkü direkt kırmızı döndü. Kırmızıya, tamam. Kırmızı müdahaleleri karışıyor biliyorsun. Orada. Hı-hı. Tabii. Kırmızı o pozisyon kırmızı ama söyleyeyim ya. İrfan'ın yapmış olan ama hareket orada, yanlış hareket. Ben ona yanlış değil mi? Anlamadım siz kararı. Anladım, hakem ne demek orada sarıyla değerlendirse VAR onu çağırır. Çağıramayacaktı. Anlatabiliyor muyum? VAR o çok aşırı hakemin görmediği pozisyonlarda ya da aşırı sert hareketlerde hakem onu net gördü, baldırına vurduğunu gördü. Bunu hiçbir kartla değerlendirmedi. Dedi ki hani bir şey olursa VAR'dan gelsin direkt atayım. Çünkü sarıdan sonra karışamıyor hakemin gördüğü pozisyona. İkinci pozisyon Kerem'in topuğuna çarptı dediği Galatasaray'ın ikinci golünde pozisyonda nasıl söyleyeyim şimdi 5 dakika ne izlendi? Yani çarpıp çarpmadı, offside olup olmadı incelendi. Tamam, o zaman çarpıp çarpmadığını izleyip 5 dakikada niye onlar kendileri çağırsaydılar hakemi, hakem izleseydi. Hatırlıyor musun? 5 dakika ve sonradan hakemi çağırmadan kendilerince offside kararı verdiler. Bunu çarpıp çarpmadığına biz hala seyrettiğimizde göremiyoruz. Göremiyoruz, doğru. Evet, o zaman niye hakem çağrılmıyor? Bunlar kesin ve katli görüntü olmadıktan sonra VAR'ın karışmaması gerektiğini biz bilmiyor muyuz? Böyle söylenmiyor mu bize? Kesin katli bir karar olması lazım. Ama burada kesin katli yok. 5 dakika izliyorsunuz ve hakemi de çağırmıyorsunuz. Hakem farkında mıydı ne kadar stresliydi? Ne oluyor? Çünkü önceki 2 gol offside üzerinden verilmemişti. 3. bir golü vermedikleri takdirde bu sefer Galatasaray üzerine gelecek diye offside'ı kendilerince düşündüler, çizdiler. Orada Icardi'den çizilmesi gereken offside Kerem üzerinden çizildi, offside'den çıkarıldı. Peki. Anlatabiliyor muyum? Peki. Yani bu ufak tefek hatalarla siz
maçın içine etkileyebilirsiniz. Yani bu ligde benim gördüğüm orta hakemlerin hiçbir etkisi yok. Eğer var da sizin aleyhinize çıkabilecek hakemler varsa her türlü maçı kazanabilirsiniz. Peki. Çok teşekkürler Bayram Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, saatlerimiz 11.50. Programın sonuna geldik. Herkes şimdiden hayırlı cumalar dileyelim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kal diyelim. Ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi? Yayınımızı kapatıyoruz ama ne yapıyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam ediyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. HDI.